Merhaba dostlar, ben Çağlar. Bugün 23 Nisan 2023, çok güzel bir pazar günü. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel ve güzel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün dün başlayıp bugün sonlandırdığım aracımın periyodik bakımını yaptım ve bunu video haline getirdim. Arabamızın kilometre bakımı geldi ve yağının ömrü bir yıl dolmak üzere. Şimdi arabamızın periyodik bakımını yapacağız. Şimdi üstten yağ rahat akması için şu kapı açacağım. Çünkü hava alan kapalı sistem yağ alttan daha iyi boşaltacak. Şimdi bizim yerimiz müsait. Yerimiz müsait olduğu için arabayı bir gün boyunca yağını aksın diye bekleteceğim. Arabam Mercedes 313 CDI 2007 model. Şöyle bir kapağımız var. Yağ filtresini açmak için kullandığımız. Yağ filtresini de buradan çıkartacağız. Şimdi kapağımızı açtığımıza göre arabamızın altına inebiliriz. ...313 CDI için 13 numara anahtar kullanmamız gerekiyor. Bu her arabanın motoruna göre değişiyor. Bunu da seri numarasından buldurabilirsiniz. Şimdi, hadi bismillah diyelim. Burayı hem çok sıkmamak gerekiyor, hem de çok baskılamamak gerekiyor. Sebebi ise burası yaralandığı zaman buradan yağ akıtabilir. O yüzden çok narin davranacağız. Evet. Şimdi açtım. Yavaş yavaş açıyoruz. Yaklaşık 8 litre yağımız bidonumuzu akıtacağız. Evet, yavaş yavaş alıyoruz. Şimdi yağ ileri akıp toprağa akmasın diye elimle tampon yapıyorum. Çok önemli. Arabayı önce ayarlamak gerekiyor. Zaten aktıkça şiddeti de azalacak. Daha azaldı diyebilirim. Aslında imkan varsa bir yılı beklemeden, kilometre dolmadan değiştirmek gerekiyor. Yağ arabanın canı. Şimdi arabayı bir gün bekleteceğim, iyi bir sızsın diye. Ayrıca şuradan da arabayı birazcık kaldıracağım. Şu arada biriken, şu kartelde biriken yağ da almak istiyorum. Arabayı ne kadar buraya kaldırırsak bu içindeki yağ da sızarak inecek. Dur, yukarıdan yükeyim. yeni bir yöntem. Oo, bak nasıl geliyor. Geldi mi? Tabii ki. Geldi mi? Evet. Şimdi yağ filtresini alacağım. Şuradan yakından çekelim. Daha önceden az biraz gevşetmiştim yönünü tayin etmek için. Şimdi alıyoruz. Yavaş yavaş açacağız. Dar alanda çalışıyoruz çünkü şuranın uzun malzemesi yok. Şurayı takacağım.
yüreğe de zarar vermeden. Mesela yanlış bir eldiven seçtim çünkü çok hışırtıyor. Bundan sonra elimizle çevirebiliriz. Kapağımızı alalım. Hoppala. Yağ fitlemizi de aldık. Bu fitre uzunmuş. Yağ fitlemizi de çıkarttık. Contanın bir tanesi burada. Hemen gösterelim. Hatta 3 tane. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Bu contaları zaten yağ fitlesinin içinde veriliyor. Birisi şu. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Her seferinde değiştirmek gerekiyor. Şimdi çok önemli olarak gördüğüm ve mutlaka çıkmasını istediğim bir sahneyi kameranın acizliğine uğrayarak maalesef çekemedik. Bunu şimdi sözlü anlatmak istiyorum. Şimdi yağ fitlesini yağ kapağından çıkarttıktan sonra 3 tane eski contayı da parçadan arındırdıktan sonra güzelce bir balat ile temizleyip bezle sildim. Ve tekrar yeni contaları takıp yağ fitlesini taktıktan sonra yerine oturtturdum. Contamız oturdu birincisi. İkincisini de oturtturuyoruz. Şu da son üçüncüsü. Sonra yağ fitlemizi takıyoruz. Tamam. Oturdu. Yağ fitlemiz takılmaya hazır bir şekilde. Bir yağ birikintisi var. Kamera görüyor mu şu an şurada? Gözden çıkarttığım bezden orayı bir alacağım. Bezimi şöyle alıyorum, atıyorum. Şimdi bir kıvırıyorum. Biraz gitti. Tekrar bizim şöyle alıyorum. İçine atıyorum. Güzelce temizliyorum. Bu arada ben bu işi kendim yapmamın sebebi kâr amaçlı değil. Kâr etmek için yapmıyorum. Zaten yağ değiştirmek, filtre değiştirmek çok büyük kârla yapılan iş değil dışarıda. Sadece şu an servisimden uzak bir yerdeyim. Bu işler elimden geldiği için kendim yapmak istiyorum. O yüzden bu işi şu an burada ben yapıyorum. Normalde servisime yakın olsaydım, ulaşabilme imkanım olsaydı, bu işi ben değil de onlara yaptıracaktım. Ta ki onlara yaptırıyorum. İçerisi tertemiz oldu. Şöyle bir gösterelim. Rahat çıkartabilmemiz için burayı bir hafiften bir yağlayacağım. Kendi motor yağını yağlayacağım. Evet.
Yavaşça takıyoruz. Çevirebildiğimiz kadar elimizle çeviriyoruz. Son noktaya geldiğinde kapakla sıkıp bırakacağım. Bu yağ filtresi kapağını aşırı sıkmakta zarar veriyor. Elimle gidebildiğim son noktaya kadar gidiyorum. Evet. Şu an son noktadayız. Şöyle üzerinin yağını bir alacağım. Aldık. Kapağımızı oturtturduk. Dönderme yönü olan sağ tarafa. Bir tur. Şu an oturtturdum. Tamam. Gayet iyi oldu. Var mı gelen? Evet. Geliyor mu? Evet. Amacımıza ulaştık. Evet. Böyle kalsın ya. Fazla zorlamayalım. Tamam. Evet. İşte bu yağ içinde kalacaktı. Belki de temiz yağda eskitecekti. Şimdi gelelim hava filtresini değiştirmeye. Şimdi dizel araçların canı ciğeri hava filtresi. Hava filtresi dolu olduğu zaman hem çekişi düşük olur hem de fazla yakıt yakmasına sebep olur. O yüzden biz de şimdi hava filtresini değiştireceğiz. İki tane mandalımız var. Mandalımızı çıkarttıktan sonra yavaşça, yavaş hareketlerle hava filtremize ulaşmış oluyoruz. Bu hazneyi temizlemek için burayı alıyorum ki rahat çalışayım. Evet. Burayı yaralamadan şunları alıyorum. Hem bunun içini de temizlerim. Hava filtremiz bayağı dolmuş. Evet, hava filtremizin şu an halini gösteriyorum. Şu şekilde. Toz toprak dolmuş. Aslında zor şartlarda binmedim ben bu arabayı. Kullanılabilir. Bu filtre bence değiştirmesine bile bir gerek yok. Bir hava vurmamız gerekiyor abi. Evet, hava yedek olarak durabilir. Aynen. Şimdi işin püf noktalarından bir tanesi de burayı temizlemek. Şurayı bir halini gösterebilir misin? Bak, toprak olmuş. İçine toprak çekmiş. Toprak kısmı şöyle iyice temizliyorum. Aslında en güzel temizleyici benzin. Şu an elimde benzin olmadığı için ben de balata spreyi ile şöyle güzelce temizliyorum. Güzelce sıktıktan sonra bezimizle şöyle temizliyorum. Asıl amaç burayı
temizlemek. İçinde hiçbir şey kalmayacak şekilde yeni filtreyi takacak hale getirmek. Eğer bu işi siz de yapacaksanız, zaman sınırlamanız yoksa, hem yağınızı bizim uyguladığımız yöntemle güzel bir şekilde akıtıp hem de hava filtresi haznenizi temizleyebilirsiniz. Evet, burası gayet iyi oldu. Havamız olmadığı için hava basamıyoruz. Onu tolere etmek için ince ayrıntılı bir şekilde temizliyoruz. Aynı şekilde üst tarafı da şöyle temizleyeceğim. Zaten balata spreyi sizin yapacağınız işin çoğunu yapıyor. Bakın tertemiz yapıyor, çıkartıyor. Üzerinden silip çöpünü alabilirsiniz. Yeni hava filtremi hazneye takıyorum. Dikkat ederek takmalıyım ki içine yine pislik girmesin. Evet. Oturdu hava filtremiz. Şu an bu filtrenin fiyatı ne kadar? Abi yanlış hatırlamıyorsam bunu 150 TL civarında satın almıştım. Hemen tarih de verelim. Bunu. Filtre fiyatları pahalandı depremden sonra. Bu filtreler genelde şeyde üretiliyordu, Hatay'da üretiliyordu. Şimdi bu filtreyi ben Şubat 2023 yılında 150 TL civarında satın aldım. Ama şu an bu filtreler deprem bölgesinde üretildiği için daha da pahalıdır. Çünkü üretimde aksama olduğu için haliyle üretimde yavaşlama oldu. Ben ama kodu falan bildiğim için uygun bulduğum zaman internetten veya boş zamanlarımda araştırıcılara gidip fiyat araştırarak alıp arabama yedek olarak koyuyorum. Yedekte dolaşmaya çalışıyorum. Şimdi burayı sıktıktan sonra hava filtresi değiştirme işimde sona gelmiş oluyorum. Şimdi neler yaptık? Yağ filtremizi çıkarttık. Orayı güzelce temizledik. Ve yeni yağ filtremizi taktık. Sonra hava filtremizi çıkarttık. Orayı güzelce temizledik. Ve yeni hava filtremizi taktık. Yağımızı boşalttık. Sonra kartelin altında biriken yağı da alabilmemiz için aracın sol tarafını kriko ile kaldırdık. Orada biriken hazneyi de almış olduk. Şimdi ertesi gün buradan da yağımızı doldurduktan sonra işlemimiz bitmiş olacak. Şimdi niye bir gün bekliyoruz? İçindeki yağ tamamen aksın, sızsın, içinde hiçbir şey kalmasın diye bekliyoruz. Şimdi arabamızın motor kapısını kapatıp ertesi gün yağını doldurmak için bekleteceğiz. 22 Nisan 2023 Cumartesi günden herkese selam olsun. Bugün alt tıpamızı takacağız. Sonra üstten yağımızı koyacağız. Sonra antifrizimizi kontrol edip silecek sularına baktıktan sonra işlemimiz yavaş yavaş bitmiş olacak. Haydi bismillah. Şimdi öncelikle altta kartel tıpamızı takacağız. Ondan sonra da yukarıdan yağımızı boşaltacağız. Fabrikanın önerdiği bize 10-40 yağ. Biz de 10-40 yağ kullanacağız. Mümkün mertebe fabrikanın önerdiği yağdan şaşmamak gerekiyor.
kalitesini onayladığım, beğendiğim 10-40 yağı aracımıza koyacağız. Şu da çok önemli bir detay. Kartel tıpımızın arasına bakır pul koyuyoruz. Bu eski çıkan pul. Göstermek istedim. Bu şekilde kalıp yapıyor. Isındıkça da şekle giriyor. Şimdi bunu tekrar temizliyorum. Sonra yeni bakır pulumuzu takıyorum. Şimdi aracımızın altına geçebiliriz. Şimdi burayı temizledikten sonra bir balata spreyi ile şöyle yıkayayım. Yağ koyduktan sonra da buradan herhangi bir akıntı sızıntı var mı? Bunu anlamamız gerekiyor. Şöyle güzelce temizliyoruz. Arabacı adamın eli yağlı olur. Biz de elimizi yağ buladık. Burası bir yuva yaparsa buradan yağ akıtabilir. Tamamen altın sökülüp işlem yapılması gerekir. O yüzden buraya çok özen gösteriyorum. Özen de gösterilmesi gerek. Evet, şu an elimle sıkabildiğim yere kadar sonuna geldim. Şimdi 13 lokmamızı takıyoruz. Şimdi saat yönüne doğru çeviriyoruz. Evet. Sağlam olduğunu düşünüyorum. Son bir kontrol. Tamam. Tekrar balta sprey ile temizliyorum. Kaçak olup olmadığını kontrol etmek için bu çok önemli. Şimdi yağımızı doldurmaya geçebiliriz. Bu sürecin başından sonuna doğru yanımda olan, bana destek veren Mavuş abi şimdi yağımızı dolduruyor. Hadi bakalım, bismillah. Abi kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Eline emeğine sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. İş bilenin kılıç kuşananın derler. Mavuş abi hem arabanın fitil temizliğinde olsun hem de arabanın bakımında olsun. Bana çok yardımı dokundu. Şimdi de arabamızın yağını dolduruyor. Aracımız 8 litre yağ alıyor. Bu bidon 4 litre. Evet. Her bir bidon 4 litre. Diğer bidonu alalım. Tamam. Şimdi bu yağ konusunda dikkat edilmesi gereken çok önemli iki husus var. Bir tanesi yağın tarihinin, üretim tarihinin güncel olması. İkincisi ise yağın orijinal olması. Şimdi yağın orijinal olmasını istiyorsanız birincisi kurumsal marketlerden, ikincisi de çok güvendiğiniz internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Yağ çok güzel. Akışkan, berrak. İçerisinde tortu yok. Evet. Bakalım araba çalıştırdığımızda da sesini fark ettirecek mi? Yağımızı koyduk. Herhangi bir akma, sızma yok. Bu işte tamamdır. Yağımızı doldurduk. Şimdi antifriz suyumuza bakacağız. Antifriz suyundan sonra cam suyumuza bakacağız. Cam suyundan sonra yavaştan artık kaputumuzu kapatacağız. Öncelikle şunu da belirteyim. Mercedes 313 CD yayda polen filtresi yok. Polen filtresi olmadığı için onu değiştirmedik. Ayrıca mazot filtremizi de biraz uzun kilometre yaptıktan sonra değiştiriyorum. O yüzden bu periyodik bakımında mazot filtresini o yüzden değiştirmedim. Antifrizimizi bakalım. Antifrizimiz şu şekilde, bir içinde bir boşluk olması gerekiyor. Kameradan gözüküyor mu?
Evet gözüküyor. Şu an tam kıvamında. Eğer düşmesi takdirde yedek antifrizim var. Bu şekilde tamamlıyorum. Bu hususlara çok dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında cam suyu yeteri kadar var. Buraya da kireçsiz su doldurmamız gerekiyor. Kışın da antifrizli donmaya karşı su koymamız gerekiyor. Burayı da fulleyelim. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi yağımızın seviyesine bakacağız. Öncelikle çekiyorum. Güzelce bir siliyorum. Yağımız minimum değer burası, maksimum değer de burası. Bu iki arada bir yerde olması gerekiyor. Eksik veya fazla durumlarda sıkıntı olabilir. Buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bir, iki, üç. Evet, yağ seviyemiz şu an burada. Burada gözüküyor. Bir de buradan indirdikten sonra düz bir yerde bakacağım. Hadi bakalım. Şimdi bu çalışmamı kendi araştırmalarım ve amatör işçiliğimle yaptım. Amatör bir çalışma oldu başından sonuna kadar. Eğer siz de kendi aracınızın periyodik bakımını yapacaksanız profesyonel insanlardan yardım alabilirsiniz. Benim yaptığım ve aracıma uyguladığım tavsiye niteliğindedir. Sadece benim araştırmalarım sonucunda bu işlemleri uyguladım. Arabamı çalıştıktan sonra son bir işlem kalıyor. O da kilometre bilgilerini yazmak. Bir sonraki bakımı buradan takip edeceğim. Hadi bakalım, bismillah diyelim, marşımıza basalım. Bir tur attık. Sonra düz bir alana çektik. Sonra yağın eksik olduğunu fark ettim. Bir litre daha üzerine yağ koydum. Şu an aracımızda 9 litre yağ var. Tekrar gösterge çubuğuyla bakacağım. Şu an seviye nerede? Evet, şu an yağımız tam şurada. Full'ün bir tık altında. Ve şu an aracımızın yağı tam gösteriyor. Tekrar bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Full göstergesinin hemen altında. Şu an aracımızın yağı tam. Demek ki o anda yokuş aşağıydı araba. Yağ da koyduktan sonra yağ filtresi çekti. Boş yerlerde oldu. 8 litrenin üzerine 1 litre daha ekledim. 9 litre oldu. 9 litreydi. Şu an yağın full gösteriyor. Evet, videomun sonuna geldim. Şimdi bu videoyu öncelikle Mercedes 313 CDI sahiplerine, sonrasında da benim bakım videomdan ilham alıp kendi aracının bakımını yapmak isteyenlere ilham olsun diye video haline getirdim. Bu süre zarfında kapı fitillerinde olduğu gibi Mavuş abi bana hem video çekiminde hem de bakım sırasında bayağı yardımcı oldu. Tekrar ona teşekkür ederek videomu kapatmak istiyorum. Yine yeniden karavan teknik videolarında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.